Şükür Allah'ın diyorsun. Burası toplaya mı koyuyor? Oya koyuyor. Sen değil. Koyu mu çalışıyor? Birbirine çalışıyor. İşine beraber. Evet. Var mı sizin? 66 yaşında. Bana bir şey yapacak. %42 verilen zamında çalışıyoruz 65 yaşında. Her sabah 28 yıldır açarım dükkanımı, kapatırım akşam 7.30'da. Abi hayatta böyle daha güzel konuşuyoruz yani. Vallahi abi, hiç, daha hiç bir zevk kalmıyor. Alıyor mu? Bak. Ben böyle ne çalışıyorum. Ne yapıyorsunuz? Böyle çalışıyoruz. Ama bir de hakkımızı alırsa abi belediye başkanı olursa sineklerle ilgili özel bir çalışma yapacak. Bir de bakalım. Ben çok güvenim. Her şeye katıldığını istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyoruz biz sizden. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Tamam. Karşıyaka stadını istiyor. Verilmiş sözleri yerine getirelim. Karşıyaka stadıyla ilgili süreçlerin tamamını hakim misin ben anlatayım mı? Ben? Bizzat ben yaşıyorum. Doğumlu büyüme Karşıyakalıyım. Tamam. Bütün her şeyle ilgileniyorum. Tamam. Bütün deplasmanlara giderim maçlarımın. Tamam, güzel. Bravo. Ayağımı da o yönden kaybettim. Dört defa deplasman yollarında arabanın motorunu yaktım. Hep karşıya kadar bir beklentim yok ama stat. Çocuklarımı çünkü orada bir büyüttüm ben. İki tane kız evladım var. Biri 35 yaşında, biri 32 yaşında. O statta bayramlara götürdüm. Bir tek onu istiyorum. Başka bir stadyumla ilgili durumu anlatayım mı? Biliyor musun? Biliyorum. Bak biz, bak, o stada en fazla bir nevi bütün bedeni koyan bu kardeşim. Binali Bey ile beraber. Biz Göztepe'ye başlamadan, Alsancak'a başlamadan buraya başladık. Kazıcık ucunu sayın. Yani başka şimdi tireye yaptık. He, tirede kimse, tavuklar kullanıyor orada. Kimseyi suçlamayacağım. O zamanki büyükşehir ve ilçe yani birlikte dava açtılar. Evet. Durdurdular. Durdurdum. Ondan sonra işler Göztepe'ye daha sonra başladığımız halde, Alsancak'a daha sonra başladığımız halde ikisini bitirdik. Doğrudur. Stat ta 2013'ten beni bizzat takip ettiğim yer. Şimdi 100 dönümlük arazi tahsis ettik. Karşıyaka Spor Kulübü'ne. Sayın Bakanım, sen eğer ki Karşıyaka eski yerine stadına söz verirsen benden de sana 12 tane oyun var bak. Bu kadar da açık ve net söylüyorum. Onu şu İzmir'de yapabilecek delikanlı yok. Tek ben varım. Delikanlı yok. Ben varım canım Allah Allah. Karşıyaka stadına. Göztepe'yi Alsancak kim yaptı? Karşıyaka'yı biz yapacağız. Bakalım siz zaten İzmir doğumlusunuz, İzmir çocuğusunuz. Seni çok çok iyi tanıyorum. Ben yıllardır. Şöyle Karşıyaka stadını biz bir şekilde yapacağız. Tamam. İnşallah. Bir şekilde o yapılacak. İnşallah. Yani orada başkanla konuşacağız. Yönetimle konuşacağız. Nasıl yapacağımızı, ne şekilde yapacağımızı beraber belirleyeceğiz. Birlikte yapacağız. Yani çünkü biz orada stadı en zamanında, en doğru zamanında, o zaman yani şimdi birçok şey söyleyeyim. Yani o zamanki kulüp başkanıyla ilgili, belediye başkanları ilgili hiç girmek istemiyorum. Sizin kendileri dava açtırdılar, engel ettiler. Hepsini yaptılar. Bize her türlü zorluk çıkarttılar. Çok büyük rant olayları biz var orada. Biz yaptık. İnşallah. Hayır, ben onu elinde sonunda Allah'ın izniyle sen göreceksin. Allah yolunu batırır.